Merhaba arkadaşlar. Evet, bu hafta da yine Meyvelerin Dünyası serimizin yine bir bölümünü seslendireceğiz. Bu bölümümüzün ismi Ayva. Bakalım ayvanın ne gibi faydaları var. Bunu Eylül ile birlikte karşılıklı bir şekilde konuşarak masala seslendirdik. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli bunu söylüyorum ama benim buna ihtiyacım var. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Lütfen kanalımı destekleyin ve öykümüzü sonuna kadar dinleyin. Beğendiyseniz beğenin, beğen tuşuna basın ve lütfen bildirim zilinizi açın. Çünkü sanırım bildirim zili açık olmadığında gitmiyor. Birçok kişi soruyor bana neden videoların gelmiyor, artık yayınlamıyor musun falan diye. Evet, bildirim gitmiyor. Sanırım bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum. Sizler o zaman bu durumda haftada iki kez mutlaka kanalıma girin. Haftada iki kez en az yani videoyu yüklüyorum. Bazen rahatsızlandığımda aksayabilir belki ama yani rutinimiz haftada iki tane video yüklemek. Umarım yetiştiririm, elimden geleni yapıyorum. Kalemi seviyorum, yazmayı seviyorum. Sizler desteklediğiniz sürece yazmaya devam edeceğim. Desteğinize ihtiyacım var kısacası. Eylül'le birlikte seslendiriyoruz. Bazen çok fazla sık hasta, yani zaten son zamanlarda çok hastalandığı için seslendirirken biraz sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Sürekli videoyu durduruyorum. Belki de anlaşılıyor aslında. Durdurmak zorundayım. Öbür türlü çünkü çok öksürüyor. Bir türlü iyileşemedi maalesef ama yine de benim en büyük destekçim ve en büyük yardımcım. Eylül'de bu anlamda bana destek olduğu için kendisine teşekkür ederim. Güzel kızımı çok seviyorum. Umarım Eylül'le daha güzel çalışmalarımız olacak. Şimdi bundan sonraki serimiz farklı olacak. Aslında bu bir sürpriz olsun. Tabii ben daha önce söylemiştim, bir deprem öyküleriyle ilgili bir seri yazmayı düşünüyorum. Sadece bir tane yazabildim. En az bir 10 tane falan yazmak istiyorum. Çünkü bu kayıpları hep hatırlatmamız lazım. Depremin acısını unutmamak için ben yazmaya devam edeceğim. Mutlaka yazacağım. Meyvelerin Dünyası da az kaldı. Birkaç bölüm daha yazacağım. Onları yayınladıktan sonra bitireceğiz. Daha sonrasında zaten 4. kitabın çalışması var. Onu yetiştirebilirsem e-kitap yapacağım. Umarım kısa zamanda o da yetişir. Yani gerçi yayın evine gönderdiğimde zaten seslendireceğiz belki ama e-kitap olarak da yayınlayacağım web sitemde. Yine web sitemde isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Web site adresimiz ismi unalmis.com. Evet, bu siteyi de ziyaret ederek çeşitli yazılarımızı okuyabilirsiniz. Kanalıma destek olun. İngilizce kanalımda var ama aynı içerikleri orada da paylaşıyorum. Bu yüzden yani sizin bu kanalı desteklemeniz benim için çok değerli. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Ayva adlı öykümüzü izleyelim. Ayva. Merhaba sevgili Eylül. Eylül. Merhaba sevgili Ayva. Şeftalilerin biraz utangaç olduğunu söyledi. Doğru mu? Evet, biraz utangaç olduğumu söyleyebilirim. Seni görünce heyecanlandım. Eylül. Benden utanman gerekmiyor. Benimle rahat rahat konuşabilirsin. O halde sana faydalarından bahsedeyim. Eylül. Tamam sevgili Ayva. Seni dinliyorum. Öncelikle zayıflamaya yardımcı olurum. Kadınlar beni çok sever. Söz konusu zayıflık olunca akla ilk ben gelirim. Beni yiyen kolay acıkmaz. Mideyi tok tutarım. Ayrıca virüslere karşı koruyucu bir kalkan görevi yaparım. Saç uzanmasına yardımcı olurum. Senin uzun saçları sevdiğini duymuştum. Beni tüketirsen prensesler gibi saçlarının uzamasına yardımcı olurum. Eylül. Doğru duymuşsun. Uzun saçları çok severim. Hep saçlarımın Rapunzel gibi olmasını isterim. O halde seni daha sık tüketeceğim. Ayva gururla gülümseyerek anlatmaya devam etti. Ben de birçok arkadaşım gibi cildi güzelleştiririm.
Sana küçük bir ayrıntıdan da bahsedeyim. Çekirdeklerime çok az bir su ekleyerek kremsi bir jel elde edebilirler. Bu jeli kadınlar yüzüne sürerek ciltlerinin daha da güzelleşmesini sağlayabilirler. Bu senin için uygun değil tabii. Ancak aklıma geldiği için söyledim. Ay, kusura bakma Eylül. Seni pek ilgilendirmeyen bir ayrıntıdan söz ettiğim için özür dilerim. Eylül. Ne kusuru? Aksine sevindim. Yeni şeyler öğrenmeyi çok severim. Ayrıca bunu anneme söylemeliyim. Eminim ki bu onun hoşuna gider. Eylül gülümseyerek. Sorun değil ama biraz yorgun hissediyorum. Biraz acele edersen sevinirim. Biliyorsun çok hastayım. Özür dilerim seni beklettiğim için. Mümkün mertebe kısaca anlatıyorum. Kansere karşı koruyucu etkim var. Biliyorsun son zamanlarda insanlar çok sık kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu konuda kalp damar sağlığına iyi geldiğim için çok mutluyum. Sindirimi kolaylaştırırım. Beslenmelerine dikkat etmeyen insanlar yediklerini sindirmede sorun yaşıyorlar. Bu konuda da fayda sağladığım için mutluyum. Ayrıca bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etkim var. Eylül. Burada tanıştığım birçok meyvenin ne kadar sağlıklı olduğunu öğrendim. Burada çok önemli şeyler öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Meyve tüketimi insan sağlığı için çok önemli. Bu konuda diğer meyve arkadaşlarımla tüm canlılara fayda sağlamak için varız. Bizleri tükettiğinizde varlığımızı her daim sürdürebiliriz. Eylül. Ne demek istediğini pek anlayamadım. Nasıl desem? Yani sizler bizi tüketmezseniz varlığımızı sürdürmemiz zorlaşır. Üretmezseniz zamanla yok olup gideriz. Bu hem bizim için hem de tüm canlılar için üzücü bir şey olur. Armut. Sevgili Eylül, sözünüzü bölmemek için oldukça sabırlı davranıyorum. Ancak muhabbetiniz çok uzun sürdü. Lütfen alıngan olduğumu düşünmeyin. Ancak beklemekten size anlatacağım şeyleri unutacağım. Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmek istiyorum. Eylül. Kusura bakma, gerçekten biraz uzun konuştuk. Ayva, arkadaşını beklettiğini fark etmediği için Armut'tan özür diledi. Haklısın arkadaşım. Hemen toparlayıp sırayı sana bırakacağım. Ayva tekrar Eylül'e dönerek faydalarını anlatmaya devam etti. Eylül, Ayva'nın biraz acele etmesi konusunda uyardı. Eylül. İstersen Armut arkadaşını çok bekletmeyelim. Bu kadar kibar birini üzmek istemem. Ayva, özellikle öksürenler için iyi bir şifa kaynağı olduğumu söyleyebilirim. Benim kabuklarımdan güzel bir çay elde ederek öksürüğü kesebilirsin. Sürekli öksürüp duruyorsun. Bir an evvel çayımdan tüketerek öksürükten kurtulabilirsin. Eylül. Teşekkür ederim. Kendi dünyama dönünce ilk iş olarak bu çaydan içeceğim. Eminim senin mis kokun çayına da yansımıştır. Kendimi övmek gibi olmayayım ama ben de oldukça faydaları olan bir meyveyim. Eylül Armut'a doğru baktı. Bir an evvel onu da tanımak istedi. Ayva, dur dur, daha bitmedi. Seni biraz sıktım biliyorum. Eylül tam bir şey söyleyecekti ki Armut araya girerek varlığını hissettirecek şekilde boğazını temizliyormuş gibi yaptı. Bu muhabbetin uzamasından rahatsız olsa da nezaketli olmaya özen gösteriyordu. Sakin ol arkadaşım. Zaten her şeyi anlatmaya kalksam sana sıra gelmeyecek. Bu kadar faydaları olan bir meyveyi tanımadan gitmesin. Zaten hepimizin amacı Eylül'ü abur cuburdan uzaklaştırmak değil mi? Armut. Ama ben oldukça sabırlı davranıyorum. Sen ise lafı uzattıkça uzatıyorsun. Eylül. Arkadaşlar, lütfen tartışmayın. Söz verdim, hepinizi dinleyeceğim. Haklısın Armut arkadaşım. Biraz uzattım. Son birkaç şey söyleyerek sırayı sana bırakacağım. Armut. Herkes seni biraz utangaç diye biliyor ama bakıyorum çenen açıldıkça açıldı. Ayva. Tamam arkadaşım. Susarsan anlatacağım. İyi. Sustum. Anlat da git artık. Ayva biraz gerilse de anlatmaya devam etti.
Ben damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safra kesesini düzene sokarım. Eylül. Seninle çok faydan varmış. Peki zararların var? Sadece lifli olduğum için kilo almak isteyenlerin kilo alımını yavaşlatabilirim. Ama zayıflamak isteyenler için iyi bir dostum. Kısacası bu yöntemle biraz elmaya benzerim. Eylül. Teşekkür ederim sevgili Ayva. Ayva, beni dinlediğin için ben çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Beni hemen tüketmeye başla da şu öksürüğün kesilsin. Hadi ben gittim. Söylediklerini sakın unutma. Eylül, Ayva'yı uğurlarken sabırsızlıkla bekleyen Armud'a baktı. Arkadaşlar, izlediyseniz beğenmeyi, like tuşuna basmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü gerçekten ciddi anlamda desteğinize ihtiyacım var. Lütfen beni izlemeye devam edin. Kanalımı desteklemeye devam edin. Çünkü gerçekten güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Sürekli zaten oynatma listemiz var. Bu oynatma listesinde farklı kategorilerde öykülerimiz, masallarımız var. İstediğiniz kategoriyi seçip izleyebilirsiniz. Hepsinde çeşitli videolar var. Genelde seri halinde yazmayı tercih ediyorum. Benim farklı çalışmalarım da olacak. Aslında tiyatroda yazmayı istiyorum. Vakit bulursam yapacağım onu da. Eylül'le bir oyunumuz olacak. Onu da söyleyeyim hemen. Bir tiyatro, küçük bir oyun yazacağım. Onun şey gibi, tiyatro gibi Eylül tek kişilik. Güzel seslendirecek. Onu da en kısa zamanda yazmayı planlıyorum. Güzel sürprizlerle karşınızda olacağım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.